Çocuklar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte tahmininiz var mı hangi dersi yapacağımıza dair? Evet, önümde materyaller var. Sizler için bir deney yapacağız birlikte. Bu materyalleri hazırladım çocuklar. Bu haftaki konumuz bildiğiniz gibi mevsimlerdi, yıllardı. Yıllar konusunu işledik. Bir yılın oluşumunu, mevsimlerin oluşumundan bahsettik. Biz bir yıl içerisinde karı görüyoruz, yağmuru görüyoruz, rüzgarı hissediyoruz, güneşi görüyoruz ve gökyüzünde aslında bir olayı daha şahitlik yapıyoruz çocuklar. Neye acaba? Bir düşünelim bakalım. Gökyüzünde başka aslında biz neyi görüyoruz? Gökkuşağını. Geçen haftalarda sizler zaten gökkuşağı etkinliğini yapmıştınız, çocuklar çalışmasını. Şimdi onunla alakalı biz de bir deney yapacağız sizinle. Ama deneye geçmeden önce gökkuşağının renkleri nasıl oluşur? Bunlardan da sizlere bahsetmek istiyorum. Ama öncesinde sizler hangi havada yürümeyi seversiniz? Yağmurlu günde mi? Yoksa bir karın altında mı ya da güneş tepede sıcak sıcak yürümeyi mi isterdiniz? Evet, herkes farklı bir havayı ister değil mi? Kimileri de gökkuşağının içinden geçmek ister çocuklar. Ben de bir gökkuşağının altından geçmek o kadar çok isterdim ki. Gökkuşağının renklerini biliyor musunuz sıralamasıyla? Hangi renkten başlıyordu çocuklar? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renklerinden oluşuyordu. Tam 7 tane renkten gökkuşağı oluyordu çocuklar. Ben de sıralamasını yanlış söylememek adına notuma bakıyorum. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renklerinden oluşuyor çocuklar. Tam gökkuşağının 7 tane rengi var. Siz hiç gökkuşağı gördünüz mü? Gördüyseniz peki bu 7 rengi gördünüz mü? 7 tane renk ve sıralaması da bu şekilde çocuklar. Her çıkan gökkuşağında aynı sıralamayla gökkuşağı çıkıyor çocuklar. Peki şunu fark ettiniz mi? Gökkuşağı ne zaman çıkıyor? Hangi olaydan sonra çıkıyor? Her zaman biz gökkuşağını görebiliyor muyuz? Her zaman gökkuşağını görmüyoruz ama gördüğümüz zaman çok seviniyoruz, değil mi? İnsana böyle bir mutluluk veriyor gökkuşağını görmek, o renkleri görmek. Gökkuşağı aslında çocuklar ışık ışınlarının su damlasından geçmesiyle oluşuyor çocuklar. Işık ışını nedir acaba? Neyin ışığı? Sizce neyin ışığı olabilir? Güneşin ışığı. Evet çocuklar, ışık ışını dediğimiz aslında güneş ışığı. Peki su damlası neydi? Yukarıda bir su damlası ne olabilir? Evet çocuklar, su damlası dediğimizde aslında bir yağmur damlası çocuklar. Yani gökyüzünde bizler gökkuşağını görebilmek için havanın nasıl olması gerekiyor? Bir güneş olması lazım. Gökyüzünde güneş olması lazım ve havanın aslında yağmurlu da olması lazım. Güneşten gelen ışıklar yağmur tanesine çarparak aslında bir ne oluşuyor? Gökkuşağı oluşuyor. Peki biz gökkuşağını nasıl görüyoruz? Hangi şekilde? Gökkuşağını çizerken aslında biz hep böyle yarım daire şeklinde çiziyoruz, değil mi çocuklar? Aslında gökkuşağı yarım daire şeklinde değildir. Tam daire şeklindedir çocuklar. Ama biz bulunduğumuz konumdan dolayı biz hep gökkuşaklarını yarım bir şekilde görüyoruz. Ama bir uçakta olsak ya da bir dağın tepesinde olsak biz gökkuşağının aslında tam daire şeklinde olduğunu görebiliriz. Çok farklı değil mi? Yani gökkuşağı çıktığında ben gerçekten bir dağın tepesinde ya da uçakta olmak isterim. Onun tam daire şeklini görmeyi çok istiyorum. Ama bizim gördüğümüz konum olarak bulunduğumuz konumumuzdan dolayı biz gökkuşaklarını hep bu şekilde yarım daire şeklinde görüyoruz. Neydi? Renklerinden tekrardan bahsedelim. Hangi renkle başlıyordu? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor 7 renkten oluşuyordu. Peki bu 7 rengin gökkuşağının olması için havanın nasıl olması gerekiyordu? Hem gökyüzünde güneş olması lazımdı hem de yağmur taneleri olması lazımdı, değil mi? İkisinin birleşmesiyle bizler aslında gökkuşağı olayını yaşıyor oluyoruz. Hadi bakalım. Başlayalım mı deneyimize?
deneyimiz için bir CD'ye ihtiyacımız var. Bir de su dolu bir kaba ihtiyacımız var çocuklar. Aslında bir tane de fenere ihtiyacımız var. Ben telefonumun fenerini, ışığını fener olarak kullanıyor olacağım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ışığı güneş olarak düşünüyorsunuz çocuklar. CD'yi koydum içine. Nasıl bir yansıma yapıyor ve evet tuttum güneşi. Görebiliyor musunuz renkleri? Aslında gökyüzünde olan olay da bu şekilde. Su var, güneş var, yağmurlu bir havada. Evet, kırılıp aslında onların birbirlerini ışık ışınlarının, su damlalarının içerisinden geçmesiyle aslında gökkuşağını biz oluşuyor çocuklar. Biz de bu şekilde görüyoruz. Evet, sizler de evde bu üç materyalleri kullanarak gökkuşağının oluşumunu çocuklar inceleyebilirsiniz. Yapacağınız sadece üç tane malzeme ihtiyacımız var. Bir su dolu kaba, bir tane CD'ye, bir tane de fenere ihtiyacımız var çocuklar. Bu şekilde güneşi, gökkuşağının oluşumunu zaten sizler de görebilirsiniz. Çok keyifli bir deney olduğunu düşünüyorum. Hala şu anda CD'nin üzerinden o renk taneciklerini görüyorum ve gerçekten mutlu oluyorum. Siz de görebiliyor musunuz? Evet çocuklar. Evet çocuklar. Yani gökkuşağımız nasıl oluşuyordu? İki tane olay vardı. Bir tanesi güneşin gökyüzünde olması gerekiyordu. Bir tane de havanın yağmurlu olması lazımdı çocuklar. Çünkü ışık ışınlarının, ışık ışığı dediğimiz güneş ışığı çocuklar. Işık ışınlarının yağmur tanelerinin arasından geçmesiyle aslında biz bu olayı yaşıyoruz. Ve gökyüzünde biz neyi görüyoruz? Gökkuşağını görüyoruz. Peki gökkuşağı çocuklar sadece yarım daire şeklinde miydi? Nasıl anlatmıştık? Aslında bizim gördüğümüz yarım daire ama aslında o tam daire şeklinde gökkuşağı oluyordu değil mi çocuklar? Bravo! Haydi bakalım siz de evde deneyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Yapan öğrencilerimden de fotoğraf bekliyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere çocuklar.